Bakanlık mevkiinde de yine Türkiye tarafından kabul gören, Türkiye'nin ile yakın ilişkilere sahip olduğu bilinen Neçirvan Barzani gibi bir ismin atanacak olması yine ilişkilerdeki normalleşme sürecini hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Muhtemeldir ki dış politika gibi veya bölge ülkeleriyle ilişkiler gibi konularda başkanlığın rolü fazla olacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda olumlu bir etkisi olacaktır. Hakikaten Kürt bölgesinde yetişmiş, son yılların yetiştirdiği iyi bir siyasetçi. Dünyayı tanıyan, lisan bilen, gezmiş, görmüş ve komşularıyla iyi ilişkiler kurabilen, insani değerlere önem veren, özellikle arkadaşlık duyguları üst seviyede bir lider. Ben gerçekten Neçirvan Barzani'nin bölgesel Kürt yönetiminin başkanı olmasını o bölge için bir şans olarak görüyorum. Geçen de biliyorsunuz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a yapmış olduğu gezide Neçirvan'la da görüştüler. Öyle olunca da Türkiye'den bakıldığında Neçirvan'ın bölgede etkili olması Türkiye'nin de işine gelir. Türkiye biliyorsunuz bölgesel yapıyla ilgili 20 yıla yakındır. Çok iyi ilişkiler içerisinde. Tam bölgesi için tabii güzel bir gelişme. Çünkü işte Süleymaniye'nin, Erbil'in, farklı politik aktörlerin bir uzlaşmaya, bir konsensüse varmış olmaları, bölgenin iyi ilişkileri olan genç bir politikacı. Bu Türkiye ile ilgili hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin daha düzelmesine, daha gelişmesine sebep olacak. Barzani hani iyi eğitimli, dünya görgüsü olan ama bizim beklentimiz işte Molla Mustafa Barzani'de Mesut Barzani'ye kadar öyle ya da böyle şeyin Kuzey Irak'ın bir şeyi vardı, bir çizgisi vardı. Muhtemeldir bölge ülkeleriyle yürütülecek diplomasi siyasette muhtemeldir ki gelecekte bölge için daha faydalı bir zemin oluşturacaktır diye düşünüyorum. Çok üst düzey beklentiler olmasa da Türkiye'nin yine de PKK'yı sınırlandırıcı şekilde Erbil'den bazı beklentileri var. Ama bundan ziyade, bunun ötesinde tabii ekonomik konular, yine iki ülke ilişkilerinin, iki yapı arasındaki ilişkilerin hızlanmasında katalizör etkisi yapacaktır. Ve bizim Türkiye için de bir şans Neçirvan Barzani'nin olması. Bu ilişkileri bence daha iyi geliştirebilmesi için Neçirvan Barzani'nin daha çok basından çok Türkiye ile ilişkilerini, kendisinin bizzat ziyaretlerini, Türkiye siyasilerinin oraya ziyaretlerini artırması, hem kendisini tanıtması bakımından hem de Türkiye'yi tanıması bakımından hem de Türkiye'deki bir kısım insanların bölgesel Kürt yönetimi yani Erbil, Süleymaniye, Duhok işte o bölgeleri tanıması yönünde ben çok değerli olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin bölgede tek hassas noktası o bölgeden Türk topraklarına gelecek terör saldırısı. Bu anlamda Barzani terörle arasındaki ilişkiyi rahat bir şekilde Türkiye'nin arzu ettiği seviyede ortaya koyarsa Türkiye bundan memnuniyet duyar ve bölgenin de gelişmesine ciddi katkı sağlar. Referandum sürecinden kopan bir Türkiye ile ilgili bir güven sorunu vardı. Bir siyasi ilişkilerde bir sorun vardı. Bir defa bu sorunun Neçirvan Bey üzerinden ve Sayın muhtemelen kendi dengeleri içinde İran'la da düzgün bir ilişki kuracaklardır. Bağdat üzerinden bir kısmı gelişse de kendi de direkt ilişki kurabileceklerdir. Irak'ta kurulacak denge çok önemli. Irak'ın istikrarı önemli. Devamında da bu iki büyük ülkeyle dengeli bir ilişki kurması lazım. Ne çok İran'dan yana ne çok Türkiye'den yana elbette ki yani bir yönetimin temel meselesi kendi çıkarlarını öncelemektir.